Eda. Biraz zorla geldik ama kapıyı açmadığımız için. Ha, ben kapağı açıktır diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Biz Antalya'ya Edoş'umun evine geldik. Edoş'um neler yaptın? Bize ekmek yaptım. Ekmek yaptım. Size kahvaltı hazırlamış, şöyle göstereyim. Ay. Biz o zaman bir kahvaltı yapalım. Sonra yine görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size sabah bir açılış yapmıştım. Bugün günlerden cuma. Biz dün akşam Şarköy'den yola çıktık. Bu sabah Antalya'ya geldik. Bugün Eda ile Yasin'in nikahı var. Cuma günü, pazar günü de düğünü var. Bu yüzden geldik. Sabah geldik, kahvaltımızı yaptık. Biraz dinlendik. Çünkü Şarköy'den Antalya 13 saat falan sürdü. Biraz uyuduk falan. Şimdi hazırlandık. Eda'nın nikahına gidiyoruz. Nikah şahidiyim. Abla olmak bunu gerektirir. Hazırlandık. Boy aynası da yok ki size göstereyim. Dur Edoşarım. Eda! Gelir misin? Eda'yı göstereyim size. Bir de ben de elbise falan giydim. Onu göstereyim. Damat Bey de geldiler. Göstereyim dur. Biz evleniyoruz. Evet. Bunun evet, neden? Bakın saat 3'te nikahları var. Şu an çeyrek var 3'e. 15 dakika sonra Edoş uysal oluyor. Şöyle Eda'nın giydiklerini göstereyim size. Şöyle bir beyaz elbise giydi. Takılarını taktı. Bir tane böyle taç taktı. Yasin de aynı bir damat gibi. Ben de bir taç taktım. Hazırlar. Biz şimdi nikaha gidiyoruz. Gidiyorsunuz galiba. Edoş beni de göster. Ben de böyle oldum. Şöyle göstereyim. Antalya'ya uygun bir kombin. Çok sıcak burası gerçekten. Elbisemi bu arada Trendyol'dan aldım. Böyle şahitlik yapmaya gidiyoruz. Ya. Serbest. Heyo, biz nikah gidiyoruz. Çok sıcak burası. Çok aşırı sıcak. Bakalım da. Şimdi ben size arkada bir şey göstereceğim. Diyelim abi. Bak. Bizim dün yolculuğumuz 13 saat falan sürdü. Arkada şöyle kendime yatak yaptım bakın. Çarşafım, yastığım. Çünkü 13 saat. Hep uyudum. Poçikom 13 saat yalnız kullandı arabayı. Arada kalkıyorum diyorum, uykun var mı diyorum, yok da tamam da tekrar uyuyayım. Ay öyle. Saat şu an 55. 5 dakika sonra nikah var. Biz de yoldayız. Ama sanırım 2-3 dakika bir şeymiş, çok yakınmış. Uğurcan Yasin'in şahidi, ben de Eda'nın şahidiyim. Eda da benim şahidim olmuştu. Daha doğrusu ben öyle zannediyordum. İşte nikah memuru şeyle aynı soy isimli olmuyor diye. Eda'yı Uğurcan'ın şahidi yaptık. Uğurcan'ın şahidi benim oldu. Şahidim oldu. Şahit. Öyle. Şimdi bizim Eda'yla soy isimlerimiz farklı olduğu için ben onun rahatça şahidi olabiliyorum yani. Sıkıntı yok. Kocamla karşı şeylerde yer alacağız ama o erkek tarafı. Sen nasıl eniştesin erkek tarafı ya? Yaptınız. Ben ne yaptım? Yasin yaptı. Diyor ki Uğurcan abi şahit yaptım diyor. Sonra diyor ki peki Uğurcan abi bundan haberi var mı? Öyle. Yine işte, aa ben sana videoyu çektirecektim nikahta. Şimdi kime çektireceğim? Evet. Ne yaptın? Neyse biz gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ben bulurum birini çekecek inşallah. Terzoğlu ve Yasin Uysal belediyemize yerlenmek üzere müracaat ettiler. Evet, Sayın Eda Terzoğlu, Yasin Bey ile işin başka altında kalmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, siz Yasin Uysal. Eda Hanım ve
dişi baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle öğrenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Evet, şahitler siz de böyle şahit yapar mısınız? Evet, yapıyoruz. Evet, şahitler evet dediğine göre ben de sizleri bir tane kanalımın gerekli maddeyi vererek Çarık Hoca ile ilgili. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerine bağlı kalmaları ümidiyle gençliğimize bir ömür boyu mutluluklar dileyerek aile cüzdanını genel anlamı veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi nikah kıyıldı arkadaşlar. Şimdi köfteci Necati'ye geldik. Nikah kutluyoruz. Yemek yiyeceğiz. Hele. Bakın. Yeni evli çift. Yasin. Yeni çift. Bir tane önce geçin. Canım karıcığım. Seni çok seviyorum. Uğurcan'a bakayım klimayla selfie yapıyor. Uğurcan şöyle klimayı yanına aldı da şöyle gördünüz. Yanıyoruz. Herkes yanıyor. Şöyle etli ekmek söyledik. Sanmıyorum doyabileceğimizi ama. Burada tahinli piyaz var. Antalya'nın ünlü bir mezesi mi oluyor? Neyi oluyorsa. İçeceği. Böyle birazdan yemeklerimiz de gelecek. Evet. Ama şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Böyle. Sen aç köşe mi yedin? Romantik kocacığım. Çok romantik. Teşekkür ederim. Rica ederim. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Saat şu an inanamayacaksınız ama 7. Çünkü biz ne yaptık biliyor musunuz? Sabah 6'da kalkıp Kaputaş plajına geldik. Yasin bize dedi ki yer bulamazsınız. Çok kalabalık oluyor işte. Sabah işte 7 gibi falan orada olmanız gerekiyor dedi. Şu an saat tam 7. Biz Kaputaş plajındayız ve sadece bir araba var. Biz ikinci arabayız düşünün. Öyle. Hala uyuyorum. Çünkü akşam geç yattım. 2 günlük vlog olsun istedim. O yüzden dün akşam kapanış yapmadım. Böyle. Kod işte bir kontrole çıktı. Şimdi aşağı bir inelim bakalım. Herkes burada bekliyor kapalı mı acaba? Bilmiyorum. Haberleşiriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9'da açılıyormuş. Ve şart ara Yasin'i kahvaltıda getirsin buraya. 7. İnanamıyorum. 2 saat ne yapacağız burada? 2 saat plaja bakacağız. Plaj da bize bakar belki. Şöyle göstereyim. 4 araba falan olduk. Şurada da var 5. Herkes burada bekliyor. Açılmasını bekliyoruz. Ben şimdi 2 saat. Ben burada oturamam yani. Gidip kahvaltı yapalım. Bir şey de yemedik. Fark ettik arabayı. Arabayı kıpırdatamayız. Araba sıkıntısı varmış. Son biz Kaputaş plajında bıraktık. Biz orada denize falan girdik. Saat 1 oldu falan. Bayağı bir canımız sıkıldı. Yani çok güneş vardı. Duramadık. Evet. Geri dönmek yerine dedik ki biraz daha gidelim. Fethiye'ye gidelim. Fethiye'ye giderken de baktık Saklıkent var. Önce şimdi Saklıkent'e uğradık. Gözlük ha. Nerede gördük? Nerede gözlük? İleride yine sağda. Gözlüğümü kaybettim de gözlük çağırıyoruz. Önce bir Saklıkent, sonra evet. Da Fethiye, Ölüdeniz. Bakalım an... enerjimiz kalırsa. Evet. Çünkü sabah 5'te kalktı. Yok 6'da kalktı dedim, yola çıktık. Yok 5'te kalktık, 6'da yola çıktık. Evet. Sabah 5'te kalktık, 6'da yola çıktık. O yüzden bayağı yorulduk aslında. Şimdi Saklıkent'e geldik.
böyle. Bakalım burada güzel mekanlar falan şimdi var. Şimdi bileti aldık, giriş zaten yapacağız. Aynen. Ellerimiz var, buyurun. Yürü kanının yeri. Çektim evet, abi. Saklı kentin girişi. Saklı kente gelenler buraya gelsinler. Adam şöyle girişi bakabilirsin. Abi reklamını yaptı, video çektiğimi gördü. Gözlük. Nerede gözlük? Buradan geri dönüyorsa. Şimdi gözlük bakayım, açacağım arkadaşlar. Evet, geldik. Saklı kent kanyonundayız. Buraya girişi 9 TL verdik. Kişi başı. Böyle mağaranın içinde geziyoruz. Ay. Neredesin Aşito? Ben nasıl yanmışım görüyor musunuz? Evet. Bildiğin kapkara çıkıyor. Kaputaş bizi mahvetti. Şununla uçtu arkadaşlar. Evet. Suya kadar uçtuk. Biz şimdi güzel oturduk. Fotoğrafı açıklayalım. Evet. Mekan şu şekilde göstereyim. Burası gerçekten çok güzelmiş. Şimdi gözleme söyledik. Uğurcan ballı çerezli söyledi. Ben de çikolatalı söyledim. Evet. Bir de şurada nar suyum var. Böyle. Buraları biz çok sevdik. Değil mi aşkım? Evet. Çok keyifli. Buradan daha Ölüdeniz'e gideceğiz ama. İnşallah halimiz tam saat kaç oldu? Saat şu an kaç acaba? Hiç saate de bakmıyorum. Saatte bilmiyorum. Ay, baksana denizden sonra saçlanmasın. Direkt Kaputaş'tan çıktık. Yola çıktık yani. Böyle. Ansızın gelişi ortaatiyiz. Buraya kadar gelmişken buraları da görelim istedik. Gerçekten buraya geldiğimize değdi. Çok beğendim. Kesinlikle. Öyle. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Yine görüşürüz. Bir yerden çok güzel bir soğuk geliyor. Geldi mi sana? Evet. Çok güzel. Hadi anlat aşkım. Neredeyiz? Neredeyiz? İsmi neydi? Bulacak. Drummer Park Göl Bahçe Restoranı. Aşkım şurada Değirmen Kafe yapıyor, görmüyor musun? Salla aşkım. Değirmen Kafe'deyiz arkadaşlar. Hı. Güzel bir köy kahvaltısı yaptık. Hı. Gözleme yedik ayrıyeten. Burada kükürtlü su varmış, şifalı su. Çocuklar falan herkes yürüyor, büyükler de yürüyor. Güzel manzarayı göster. Hem manzarası var, hem insanlar kahvaltı yapıyor, hem soğuk suya giriyorlar. Soğuk su ama kükürtlü olduğu için belli bir zaman sonra insan alışabiliyormuş. Normal tatlı su değil yani. Kükürtlü su olduğu için. Göster. Gösterelim.
Cam gibi. Pazar sabahından günaydın arkadaşlar. Biz kahvaltı yapmaya geldik gördüğünüz gibi. Az önce kocamın anlattığı özelliklerde bir kafe. Böyle bir yer. Bugün düğünümüz var, sakiniz. Ne yapacaksın bugün? Düğünü erkek doğru. Tarafı. Evet, erkek tarafı ne yapıyor? Berbere gidiyoruz. Herkes saçlarını yaptırıyor. O ara çalgılar çalıyor. Kuaförün içinde. Herkes hiç alkol alıyor. Masayı silin falan hiç düşünme, tamam. Biz de bekarlığa vedayı böyle yapacağız herhalde. Ondan sonra da düğün zaten. Tamam ama ben oturdum masayı kendisi. Plan şimdilik böyle. Burada böyle olurmuş. Tamam, şimdi ben anlatayım. Anlatayım. Buraya motorla geldik de o yüzden böyle saçlarım bayağı bir dağıldı. Kıtırla geldik yakın çünkü. Biz de bugün ne yapıyoruz? İki gibi kuaföre gideceğiz. Saçlarımızı yaptıracağız. Sonra bilmiyorum. Belki erkeklerin kuaför macerasını basabiliriz. Sürpriz yapabiliriz onlara. Belli değil. Bugün düğünümüz var ve hava şu an 35 vardır ama hissedilen 50. Çok nem var, aşırı. Yani böyle. Burada çok sera olduğu için nem biraz daha yüksek oluyormuş, o yüzden de. Hocam bugün ansiklopedi gibi değil mi? Google falan ne ararsan söyle. Antalya hakkında bayağı bir bilgisi oldu. Geldiğimiz yerleri bilmemiz lazım. Öyle, şimdi kahvaltımızı yaptık. Kalkacağız, motorla biraz tur atacağız. Sonra da Eda'nın yanına gideceğiz bakalım neler yapıyorlar. Evde, işte erkek evinde yemek falan yapıyor, onlara bakarız. Öyle. Bu arada gözlüğümü kaybetmişim ve duşun gözlüğünü aldım. Makyaj yok ve yüzüme bakar mısınız? Dün nasıl yandım? Çok fena. Fondötenle kapatana kadar böyle gezeceğim. Ay böyle. Şimdi ben kapatıyorum. Gene bir yerlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çeşitim elbisemi gösterelim. Biz düğüne hazırız. Elbisem bu şekilde. Lacivert. Bunu Trendyol'dan aldım. Şöyle göstereyim. Daha ayakkabılarımı girmedim evin içinde olduğum için. Saçımı da göstereyim. Bu sefer böyle topladım. Eda'yı dinlemedim. Kına da onun için açık yaptırmıştım ama bugün böyle toplattırdım. Makyajımı da kendim yaptım. Ve biz hazırız. Düğüne gidiyoruz artık. Bugün çok bir şey çekemedim çünkü çok acele oldu böyle her şey. Bakalım düğünde çekemediklerimi çekeceğim. Çökün bir ya. Çökün bir ya.